Ece Seçkin'in korku dolu gecesi. Saçlarından sürüklendi, ağzı bantla kapatıldı, bıçakla tehdit edildi. Ünlü popçunun annesi hayatının kabus dolu saatlerinde neler yaşadığını anlatıyor. Tüylerinizi diken diken edecek hırsızlık olayının tüm detayları ve Ece Seçkin'in açıklamaları birazdan Duymayan Kalmasın'da. Hande teyzenin boşanma yalanı bir ay geçmeden ortaya çıktı. Duymayan Kalmasın'ın bir özel haberi daha doğrulandı. Bir son dakika gelişmesini Duymayan Kalmasın olarak aktaralım özel haber olarak. Benjamin Harvey ile eşi Benjamin Harvey ile boşanma kararı aldıkları söyleniyor mu? Evet. Ama şu anda öyle bir boşanma gibi bir şey söz konusu değil. 6 yıllık eşi Benjamin Harvey'e boşanma davası açtığı adliye kaynakları tarafından da doğrulanan Hande Ateizi dilekçesinde hangi ifadelere yer verdi? Ünlü oyuncu ve Amerikalı eşi Benjamin Harvey davanın ilk duruşmasına neden katılmadı? Birazdan. Aşık olmadan gel. Ölümünün 5. yılında arabeskin babası Müslüm Gürses'in anma gününde duygusal anlar. Mezarının başında anılan Müslüm Gürses'i bu özel gününde kimler yalnız bırakmadı? Detaylar birazdan canlı yayında Duymayan Kalmasın'da. Ateşe düşüp kendini yakarsın kalbim. Ece Seçkin'in korku dolu gecesi. Saçlarından sürüklendi, ağzı bantla kapatıldı, bıçakla tehdit edildi. Ünlü popçunun annesi hayatının kabus dolu saatlerinde neler yaşadığını anlatıyor. Tüylerinizi diken diken edecek hırsızlık olayının tüm detayları ve Ece Seçkin'in açıklamaları birazdan Duymayan Kalmasın'da. Gel vatandaş gel, yepyeni, hiçbir yerde olmayan, çok konuşulacak, gıcır gıcır sıfır kilometre bir polemiğimiz daha oldu. Bizden bir önceki nesildeki karılar birbiriyle kavga ediyor, yedi karılar birbirine, o 20 senedir onlar eski moda kavga. İrem Derici Stockholm konserinde öyle sözler söyledi ki Demet Akalın'a, Hande Yener'e, kendinden önceki popçulara demediğini bırakmadı. Olay görüntüler tabii ki başka yerde yok ve tabii ki birazdan Duymayan Kalmasın'da. Atlet polemiğinde ikinci round. Box. Birincisi sözde başkan adayı dedi işime, sözde siyasetçi dedi. Olayın içine bir de sözde siyasetçi. Bir, benim kocam sözde siyasetçi değil. Benim kocam başka kadına böyle hakaret etse edemez. Suratına bakmam. Ayrıca ben eşime hakaret falan ettim sana karşı. Ve en önemli konu tartışmada asalete çok evet, inanırım. O. Ama eğitim seviyesine, insanlığa, ahlaka gelirse herkesin dönüp kendi özel hayatına bakması. Koşun koşun, çok büyük kavga var. Karşılıklı söz düellosu adliye koridorlarında mı bitecek? Deniz Akkaya'nın sözlerine Yeliz Yeşilmen'den çok sert yanıt. Yılın en garip polemiğinde ikinci roundda yaşananlar kelimesi kelimesine tüm detaylarıyla birazdan canlı yayında Duymayan Kalmasın'da. Günaydınlar, günaydınlar efendim. Türkiye'nin en çok sevilen, en çok seyredilen magazin programı Duymayan Kalmasın'a hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Haftanın ilk günü. Herkese güzel haftalar, harikulade bir hafta olsun hepimiz için. Güzel haber alalım her taraftan. Alplerden gelen sunucumuzla bu haftaki programımızı başlıyoruz. Nasılsın Serencim? Çok teşekkürler. Hafta çok sonu güzel geçti. Evet, yani biraz yoruldum ama muhteşemdi gerçekten. Evet, onların hepsini. Kaçamaklar,
Yani kaçamak derken illa hani Alplere gitmek gerekmiyor. Sapanca'ya da gidebilirsin. Doğru. Marşakeye'miz var, Kartepe'miz var, aynen. Kartal Kaya'mız var. Ama iyi oluyor. Böyle çiftlerin birbirine zaman ayırması gayet güzel oluyor. Kendine gelmişsin valla. Spor yapmak çok güzel bir şey. Hele sevdiğin sporu yapıyorsan. Evet. O yüzden ben böyle kaç saat kaydım. Çok şimdi güzel. O enerjiyle stüdyodayım. Stüdyodasın ve yine haftaya başka bir yerde göremeyeceğiz haberlerle başlıyoruz. Sadece duymayan kalmasın ama yine gündem bomba gibi. Oradan hemen dolu. Takip ettim merak etme. Değil mi? Etme. Hepsini takip ediyorsun. Bravo. Peki. Başlayalım. Ece Seçkin'le başlayalım. Çünkü gerçekten de bir magazin haberinin ötesinde olaylar yaşandı. Hırsızlar evine girdiği Ece Seçkin'in annesi Lale Seçkin'i yerlerde sürüklediler, bağladılar. Korkunç. Çok geçmiş oldu. Gerçekten korkunçtu. Talihsiz kadın bayılmış gibi yaparak hayata tutunabildi. Yani bayıldım ve öldüm numarası yaparak hayata tutunabilmiş. Bir haberi izleyelim bakalım. Ondan sonra olayı yorumlayacağız. Ece Seçkin'in evine hırsız girdi. Annesi dehşeti yaşadı. Ece Seçkin geçtiğimiz günlerde başına gelen hırsızlık olayı nedeniyle hayatı boyunca unutamayacağı bir şok yaşadı. Ece Seçkin'in annesi Lale Hanım'ın ölümden döndüğü anlar. Korku dolu dakikaları sosyal medyadaki hesabında anlatan Ece Seçkin, evine giren hırsızlarla annesi Lale Hanım'ın karşılaştığını söyledi. Hırsızların annesinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp saçlarından sürüklediğini, sonrasında üst kata çıkararak yüzüstü yatırıp ağzını 8 kat bağlayarak boğmaya çalıştıklarını anlatan Ece Seçkin, kabus dolu dakikaları sosyal medyasından anlattı. Bıçak zoruyla öldürülmekle tehdit edilen Lale Seçkin, bayılma numarası yaparak hırsızlar tarafından bırakıldığını söylerken, hırsızların evi ön kapıdan çaldıkları değerli eşyalarla birlikte terk ettiğini söylüyor. Polisin 16 saatlik titiz çalışması sonucunda evlerinin anahtarının 4 ay önce karşı villada çalışan yabancı uyruklu bir kadın tarafından kopyalandığının tespit edildiğini söyleyen Ece Seçkin, hırsızların yabancı uyruklu hizmetçinin akrabaları olduğunu söyledi. Ece Seçkin'in evinden çalınan tüm değerli eşyalar Bahçeşehir civarında bir konteynerde bulundu ve şüpheli şahsın amca oğlu da olayı itiraf etti. Diğer iki şüpheli ise hala aranıyor. Darp olayına maruz kalan Lale Seçkin'in ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Evet, Beylikdüzü'nde yaşıyor Ece Seçkin annesi ve karşı villadaki bir görevli, yabancı uyruklu görevlinin tarafından anahtarı kopyalanıp böyle bir saldırıya maruz kaldığı iddia edildi Ece Seçkin tarafından. Ama emniyet görevlileri tabii ki 16 saat boyunca titiz bir şekilde çalıştılar, ettiler. Hemen suçluları yakalayıp gözaltına almışlar. İki şüpheli hala aranıyor ama olayla ilgili. Bir çifte daha değil mi? Bir karı koca ünlü değillerdi ama yine yabancı uyruklu birileri. Evet. Hatta bir tane kocasını öldürmüştü kadının, evet, değil mi? Aynen. Yani aslında bu tür olaylar yaşanıyor ne yazık ki. Çünkü bu bakıcı meseleleri, evdeki yabancı uyruklu görevli meseleleri falan eğer titiz bir şekilde seçilmezse gerçekten bazı problemler yaşıyor. Tabii nereden ki sadece bileceksin? Yabancılar için değil, herkes için geçerli yani, yabancı ya da Türk olması fark etmiyor ama ajanslar var işte, belki daha titiz çalışmak gerekiyor ama tabii büyük geçmiş olsun. Evet, büyük çok geçmiş büyük olsun. Geçmiş olsun. Çünkü yani. Saatlerce kadın zorla şeyde tutuluyor, bağlanıyor ve... Korkunç bir şey. Yakalanmış. Evet, yakalanmış. O görüntüler hem de vardı. Hem gasp var şimdi. Ve şeyler nedir o suçlular? 500 bin liraya yakın ziynet eşyası alacağım. Sadece şeyin evinden değil, Ece Seçkin'in evinden değil. O bölgedeki villalara girerek 500 bin liralık ziynet eşyası, para ve değerli eşyalar çalmışlar. Şu anda da zaten Ece Seçkin ve annesi bir basın toplantısı düzenliyordu. Bununla ilgili emniyet de, İstanbul Emniyeti de gözaltına aldı şahıslarla ilgili açıklama yapmıştı. Burada zaten sadece hırsızlık yok, gasp da var. O artık kaç yıl yatacaklar yani. Aynen. Değil mi? Çok büyük suç.
Tabii ki canım yani. O yüzden de bakalım neler olacak, neler söylenecek. Çok zor bir şey. Yani öldürebilirdi, kafasına bir şey vurabilirdi. Kadın kalp krizi geçirebilirdi korkudan. Yani bu iş ölümle de sonuçlanabilirdi. İşte Ece Seçkin ve annesi. Ece Seçkin de uzun bir açıklama yaptı. Sosyal medyadan yaşadıklarını anlattı. Gerçekten kızın yaşadıklarını okurken... Hani ne kadar felaket bir şey yaşadıklarını anlıyorsun yazdıklarını okurken. Çok geçmiş olsun. Evet, büyük geçmiş olsun diyelim geçmiş Ece Seçkin'e, annesine. Evet, çok ve, geçmiş olsun. Emniyete de teşekkür ederim tabii ki. Hızlıca meseleyi çözmüşler. Suçluları yakalamışlar. Peki bakalım Şubat ayının en çok konuşulan ünlülerine. Şubat ayının en çok konuşulan ünlüleri kimler olmuş? Onunla ilgili bir BTR'miz var. Kim olacak tabii ki? Seren Serengil olmuş. Bayağı bir fark atmışsın biliyor musun? Allah Allah. Aynen. Kadar? Acun'a mı? Acun'a. Acun internette çok iyi Acun. İnternette o birinci olmuş ama sen yazılı ve görsel basında ayın, Şubat ayının en çok konuşulan ünlü ismi olmuşsun. Yani artık... Seviyor musun? Şöyle yani konuşulmak... Hayır çünkü Demet hemen paylaşmış şeyi. Demet, şimdi Demet de üçüncü sırada Demet Akalın. Evet. Senden sonra ikinci sırada. Yazılı basın, internet medyasında üçüncü sırada. Demet hemen paylaşmış mesela. Dolayısıyla sen ünlüler böyle çok konuşulan olunca, böyle gündemde olunca falan filan. Bizim işimiz seviniyorsunuz. Bu. Yani bak işte şöyle, Demet'i paylaştı bu. Hemen kendini çizmiş. Üçüncü sırada Demet Akalın diye ama Demet'in de birinci olduğu zaman. Ben geçen tabii, ay beşinci olmuşum. Ondan önceki ay birinci olmuştum. Aslında görsel ve yazılı basında birinciyim ben. Acun değil. Evet evet. İnternette Acun. Evet doğru. Yani bak yazılı basında sen 393 şey olmuş. Görsel basında 393. Haber. Haber. Evet. Bir bakalım BTR'miz anlatıyor zaten bunları. İzleyelim BTR'mizi. Şubat ayı magazin raporu açıklandı. Rapora göre ay boyunca en çok konuşulan isimler internet medyasında Acun Ilıcalı, yazılı ve görsel basındaysa programımızın sunucusu ünlü az solist Seren Serengil oldu. Şarkıcı, oyuncu ve sunucu Seren Serengil, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Şarkıcı Yaşar İpek'le aşk yaşamaya başlayan Serengil, ay boyunca toplamda 3776 habere konu olarak en çok konuşulan ünlü isimlerden oldu. Evet başladı arkadaşlığımız. Serengil'i sırasıyla Demet Akalın, Tarkan ve İbrahim Tatlıses takip etti. Ya Türkiye'nin en çok konuşulan ünlüsüyle de program yapmak enteresan oluyor. Öbür türlü çok sıkıcı olurdu ama. Yani hiç konuşulmayan veya da hiç bahsedilmeyen tabii ki güzel, tabii çok konuşulmaktan. Yaşar'la Maşar'la tabii ki bu haberler. Şimdi görsel basına herkese göre değişiyor. Geçen ay beşinciydim. Ondan önce gene birinciydim. Sen ama... birincisin. En çok konuşulan ünlü olmuşsun Şubat ayında. Sonra Demet Akalın geliyor peşinden. Ardından Tarkan Tevetoğlu var. İbrahim Tatlıses var. Ondan sonra Müge Anlı var yazılı basında. Cem Yılmaz var. Orhan Gencebay var. Gülben Ergen var. Seda Sayan var. Hadise var. Kıvanç Tatlıtuğ var. Böyle liste gidiyor. Ama sen tüm bu isimleri geçerek birinci sıraya yükselmişsin. Tabii insanların ne kadar çok konuşulması değil, hakkının nasıl konuşulması gerektiği çok önemlidir. O yüzden de ben özellikle bütün kadınlara... Bu süreçte yani bu ay değil yani bundan önceki aylarda da hep en başı çekiyoruz. O yani onların desteklerinden dolayı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki haberler oldu. Tabii ki bu programla her ay kendi gündemimizi kendimiz de yarattık aslında. Tabii ki. Yani tamamıyla benimle de ilgili değil. O yüzden herkese teşekkür ederim. Acun'u da geçmiş olmak önemli bir şey. Çünkü Acun'u geçemiyorduk yani gerçekten. Acun kimse... her hafta, her ay listenin zirvesinde yer alıyor. Ve Acun sanatçı değil bir şey değil. Ben anlayamıyorum Acun nasıl bu kadar çok ama haber tabii ki şeyde yani. Ne de programları, Survivor falan. Ama herkes yapımcı. Yani birçok insan yapımcı. Ama hem ekran yüzü hem yapımcı olduğu için ya Acun. Evet bu nasıl bir şey yani. Evet. Bütün ünlüleri geçiyordu. En sonunda maalesef bize yenilmiş var. Tahtı devraldın Acun'dan. Hadi bakalım. Tabii şimdi Yaşar
Yaşar'la ilişkisi başlayınca demin VTR'de de gördük işte. Yaşar'la ilişkisi başlayınca sana gün doğdu. Aynen, bana gün doğdu. Ve pek çok gazete, internete, oraya buraya da haber oluyor Seren Sengin. Mesela hafta sonu çok güzel tatiller yaptılar. Bir görelim mi arkadaşlar ne yaptık vallahi. Evet, sağ olsun. Ne yapmışlar bakalım ya? Bir görelim. Cengiz abi planladığımız gibi atlardan aşağı. Bu da hemen kurtulmak istiyor daha ilk bir dakika bir Aslı Cengiz abi kusura bakma yapamayacağım. Evet, sevgili Arbaslı. Kayağa doğru gidiyoruz. Sabah 7'de uyandırdım mı alışverişi? Kendisi olimpiyatlara katılabilecek şekilde kaydığı için şu anda... Bana harfler yapışır diye sevgili... Harfler... Bakın aşk tatili. Vay anam vay. Bütün şeyin... Nöbetçi kameramanımız nasıl ama? Kim çekiyor onları? Mustafa'yı selam söylüyorum buradan. Mustafa arkadaşımız. Evet, Avusturya'da yaşıyor. Evet, beraber. Şimdi bak, güzel. Beraber. Evet, güzel vallahi. Yani 2600 metreden aşağı uçtu. Yani uçtu derken... Yani, kaydın yani. Güzel, bravo. Yani vallahi, pistler o kadar güzel ki 30 dakikada falan iniyorsun. Çok güzeldi. Hava da çok güzelmiş galiba aşağısı. Yani, bak güreşti. Çok güzeldi gerçekten. Ama o yaklaşık bir saat sonra gitti biliyorsun bak, zaten. Bak ya niye vuruyorsun çocuğa elbette? Şimdi orada suratsızlık yapıyor çünkü uykusuz. Gece sahneye çıktı Münih'te. Münih'te sahneye çıktı. Yaşar oradan seni... Beni Avusturya'ya bıraktı. Hani kayak kayması diyordu. Sonra o gece sahneye, yani 9 saat gün içerisinde bıraktı beni, döndü. Bir daha gitti gece. O yüzden de 9 saat yolda geçti yani ben orada tatil yapayım diye. İnanamıyorum biliyor musun? O yüzden onu... seviyorum onu. Gerçekten çok fedakar. Ben kendimi bilirdim ama. Bak. Üretimiz ama daha yeni bitmedi. Şarkının burası. Yeni şarkı bu. Evet, bizim beraber okuduğumuz bu kadar zaten. Senin için yaptıklarımın hesabı sorulacaktır senden. Beni benimle bırak giderken, başka bir şey istemem sen ayrılırken. Bana bir tek beni bırak ne olur, gerisi senin olsun, senin olsun. Vay be, aşka bak ya. Ona teşekkür ederim gerçekten. Bence bütün birçok erkek de her zaman söylerdim bu masada. Derdim ki düşünülmek çok önemli. Sevmekten daha çok sevilmek. Yani karşındaki insanın seni sevdiğini bilme ve onu sana gösteriyor olmuş olması çok büyük konfor. Peki bir, orada tek taş mektaş bir şey yok mu? Ay nerede bu tek taş yaptın? Şey krolar gibi taktın herkes. Ne ya, tek taş tek taş aldın. Belki bir sürpriz yaptın. Yaşar oraya kadar gittiniz. Elin boş mu döndün? Niye elim boş döneyim ya? O kadar güzel bir anı yaşayarak döndüm ki beni başkalarıyla karıştırma. Ben orada taş, tuş, küpe, bimden de onları ben doğduğumdan beri görmüşüm. Annem de görmüşüm. Benim için önemli değil buraya tek taş. Benim tek taşı kalbimde benim için öyle şeyler yapıyor ya gerçekten. Paha biçilmez bir hediye bence. O yüzden ama tabii ki evlilik teklifi yaparken o artık ne yapar onu bilemiyorum. ama çok güzel bir tatil geçirdik. İyi. Ben teşekkür tabii ederim. En çok sevdiğim pazartesi günü yayına yetiştirmen oldu Yaşar'cığım. Teşekkür ederim. Dün uçağı kaçırıyordum. Dedim ki yayına yetişemeyeceğim. Çünkü birkaç kere çıkınca yukarıya pistler. Tabii uzun pistler. Neyse yetiştim. Güzel harika. Çok iyi gidiyor. Yaşar'ı da seviyoruz. Haydi bakalım. Biz de seviyoruz. Peki. Şimdi Arda'ya bakalım. Evlenme teklif etmişti ve nişandan ilk fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Ve Arda ile ilgili de enteresan bir haber var tabii. Aslıhan istedi, Arda engelledi diye. İşte nişandan ilk fotoğraflar babasıyla birlikte Aslıhan bu fotoğrafları paylaştı. Parmağındaki tek taş yüzük de göz kamaştırmış. Bayılıyorsun bak, bu tek taş haberlerine ya. Hayır, kadınlar bayılır böyle bir şeye de sen de niye bayılıyorsun onu anlamıyorum. Yani. Tek taş dedim gözün falan açılıyor. Bu fotoğrafı Aslan'ın annesi Güler Hanım paylaştı. Nişandan ilk fotoğraflar. Geçtiğimiz ay evlilik teklif güzel. Ettiğini, evleneceğini açıklamıştı Saffet Ulusoy'un. Doğum gününde Arda Turan arkadaş partisinde. Evet, baget, sonra kare. Hızlı da baget mi? Güzel. Evet. Bu yuvarlakları daha güzel. Çok da yakışmış. Elbisesine de bayıldım. Çok sade ve çok çok güzel. Ay çok mutlu oluyorum. Böyle sevdiğim çiftler hani ayrılıyorlar, ayrı kalıyorlar falan. Bitti falan. Hmm. Hani emek verilen ve
içinde çok sevgi barınan bir ilişkiydi bu. O yüzden böyle taşlandırılmasına evet, yani sevindim. Evet, şey bitseydi, Hüsran'la bitseydi gerçekten üzüleceğimiz bir ama ben inanmıyordum biliyorsun hiçbir zaman evet, ayrılıkta. Barışacaklar demiştim. Ve çünkü sevgi bitmeden ayrılık olduğu zaman olmuyor. İlla yaşanacak. Bak bitebilir yine. O sonunu bilemezsin. Onu Allah bilir ama o yarım kalan sevgiler tamamlanmadan olmaz. Evet. Bitmez. Peki Ece Seçkin'in açıklamasına bakalım ne vardı? Emniyetin ele geçirdiği. Çok teşekkür ediyorum. Çok tatsız bir olay öncelikle. Telefonları indiriyorum. Allah kimseye yaşatmasın. Çok yıpratıcı bir olay. Ama her şeyden önemlisi annemin şu anda sağlığı iyi olduğu için duacıyım. Benim için her şeyden daha önemlisi bu. Olaydan bahsedelim birazcık. Nasıl gelişti? Annem market alışverişindeyken normal şekilde her zamanki gibi evine giriyor. Annemin duyduğu ettiği bir ses yok. İşte eve girip mutfağa paketlerini bıraktığı anda annemin üstüne saldıran kar maskeli, elleri eldivenli bir şahıs. Önce annemin ağzını burnunu kapatıyor. Daha sonra işte saçından tutarak üst kata yatak odasına çıkarıp yatak odasındaki yatağın üstüne oturtarak ellerini, ayaklarını ve ağzını bağlayıp uyutucu bir sprey sıkıyor. Annemi hayatta, annemin hayatta olmasını sağlayan şey öncelikle soğukkanlılığı. Bu da çok gurur verici bir şey. Böyle bir kadının kızı olmak da insana bence bazı sorumluluklar ve yani dik durma dirayeti yüklüyor. Direnmemiş hiçbir şekilde. Direkt zaten o korkuyla ve can haliyle tamamen bayılma numarası yaparak. Evet. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde az önce yaptığı basın toplantısı Ece Seçkin'in konuyla ilgili. Emniyet Müdürlüğü'nde bir basın toplantısı yaptı. Zaten İstanbul Emniyeti'nde suçluları hemen yakaladı. Baksana bayağı bir silahlar, paralar, bayağı bir soyguna kalkmışlar, çıkmışlar. Korkunç. Büyük bir çete tabii ki. Böyle bu Ece'nin evinden çıkanlar değil, etraftaki bütün villalardan yaptıkları hırsızlıklardan elde edilen. Peki bunlar aynı zamanda villalarda çalışıyorlar mıymış yoksa yok? İşte görevli yerleştiriyor villalardan. Yerleştirdikleri o görevliden anahtarı kopyalayıp villaları soyuyorlar. Böyle bir çete Ece Seçkin'in annesini de işte bu korkunç olayı yaşatmışlar. Öyle olduğu zaman hemen bayılmanı şey yapacağız o zaman işte, Ece'nin annesinden. Çünkü Allah orada korkun. Direnmeye çalışıyor ne yapıyorsun falan tabii demek hiç çok saçmalık. Hemen çok doğrusunu yapmış silahlar, biliyor musun? Silahlar, Allah eurolar, korusun. Dolarlar. Hemen atarım kendimi, gözümü de kaparım. hayır, gördüğümü de düşündüğü zaman hani gördü beni tabii canım, anlatacak aynen. diye de zarar verebilir. Allah çok korusun. Doğru bir şey yapmış. Evet. Geçmiş olsun emniyeti gerçekten. De. Tebrikler. Evet. Peki Arda abine dönelim. Bak mesela Aslıhan istedi, Arda engelledi diye bir haber var. Şimdi bu genel olarak kadın erkek ilişkilerinde olması normal bir şey ne, herhalde. Nedir? Şu, çünkü Aslıhan Doğan isteği üzerine telefon listesindeki kadınların büyük kısmını bloklamış Arda. Tabii yapacak. Aa. Bak işte gördün mü? Evet, herhalde yapacak. Herhalde yapacak artık. Yani, ve WhatsApp'tan arayanlar, mesaj atanlar artık Arda'ya ulaşamıyormuş. Çünkü Arda'nın fihristi biliyorsun ki bayağı kalabalıktı. Aynen. Hatta telefon numarasını değiştirmesi gerekiyordu ama o bence kadar. Herhalde. Çünkü bak şimdi bu adamın hayatına bir sürü insan girdi çıktı falan filan. Artık nişanlısın. Bırak nişanlı olmayı birlikteliğin bir bile varsa... kalkıp da WhatsApp'tan bir yazacak, iki yazacak, üç yazacak. Dördüncü de benim canım sıkılır. Gecenin saat ikisinde senin uyuyorsak. Senin dört yazmasına gerek yok. Birinci yazmasına senin canın sıkılır. Öğlen birde de sıkılır. Her saatte sıkılır yani. Sıkılır. Yani sonuçta ben hayatımda bir insan varsa o da nişanlanıyor ve kocası olacak yani. Geçmiş geçmişte kaldı, bitti. Hatta ben onun yerinde olsam. Bazı böyle şey yoldan çıkan erkek arkadaşlar var ya. Onunla da bir veda yemeği yaptırırım onlara. Hep beraber vedalaşırlar şöyle. Çünkü bundan çiftler çiftlerle bak çiftler çiftlerle görüşmeli. Neden biliyor musun? O tekler geziyor ya. Eşlerimizin aklı onlarda kalıyor biliyor musun? Abi biz şuraya gidiyoruz buraya gidiyoruz. Sanki çok büyük bir şey olmuş gibi. Anladım ısıl yani adam. Yani illa abi. Şey mi bekar arkadaş olamaz mı evli çiftleri olur, ya? Olur tabii. Çok düzgün olanlar var aralarında tabii. Onlar olur ama bazıları var ki hani parti yapıyorlar onu yapıyorlar. Sağdan soldan çağırıyorlar falan. O tip arkadaşlar olmamalı bence. Güzel bir adım attılar. Aslan tebrik ediyorum. Azmin için yani bu sonuç için gerçekten duruşunu da bak ayrıldıklarında da onu bir yerde görmedim. Hı-hı. Yani yanlış bir haberi çıkmadı. Bir başkasının haberi çıkmadı. Hiçbir şey konuşmadı. Net durdu ve tavrını koydu. Sonuca da gitti. Süpersin.
Doğru evet. şey yaptı yani. Aynen en sonunda da. Yani her kadın yapabilir miydi? Asla yapamazdı. Onu da söyleyeyim. En sonunda da WhatsApp'tan işte numaraları bloklatmış Arda'ya. Çok iyi yapmış. Devam. Destek veriyorum devam. Gerçekten. Çünkü şeyden de çıkar onu, sosyal medyadan da çıkar. Düşüneceksin eski mesela DM, teraziye koyacaksın. DM haberleri falan vardı ya, DM'den yürüme haberleri falan Arda'nın ama oldu. Bence o DM'lerde artık Arda büyük bir sporcu. Ona DM gelmemeli. Yani o paylaşmalı. Hmm. Birçok çünkü insan onu yapıyor yani. Ona gelmemeli. Yani ben şöyle bir şeyi teraziye koyarım. Derim ki karımın veyahut da nişanlımın veyahut da huzurum mu daha önemli? Bana gelecek o insanlardan gelen mesajlar mı daha önemli? Yani teraziye koyarım. Kesinlikle. Hangisi daha ağır basıyorsa ona karar veririm. O da onu yapacaktır diye evet. düşünüyorum. Şimdi dönelim bir başka çifte. Evliliklerin birinci yılını yaşıyorlar. Fahriye Evcen'le Burak Özçivit. Evet. Birinci yılı devirdiler. Ve birinci yılda daha böyle araları bozuk falan filan gibi haberler çıkmaya başladı son günlerde. Bunun nedeni de geçtiğimiz ay yapılan bir derginin ödül töreniydi. Çok özür dilerim. Saçlarım şey elektriklenmişti. Dağdan evet. geldin ya. Evet, aynen. Geçtiğimiz ay yapılan ödül töreniydi. Önce ödül törenini görelim arkadaşlar. Burak Özçivit'in ödül aldığı törenin görüntülerine bir bakalım. Çünkü o geceyle ilgili bir iddia var. Evet, Fahriye'nin işleri var. O yüzden ben bu gece yalnız katıldım. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, Fahriye'nin işleri var. O yüzden ben bu gece yalnız katıldım. Şimdi bu geçen ayki ödül töreniydi. Burak Özçivit tek başına katıldı. Ve aynı ekranda izlediğiniz gibi dedi ki Fahriye'nin işleri var. O yüzden tek başıma katıldım dedi. Ve o sırada da Fahriye'nin evden elma armut fotoğrafı paylaştığı. Bak şurada. İşi yokmuş meğer evdeymiş diye iddialar ortaya atıldı. Tartışma yaratan paylaşım diye bu paylaşımı koymuş. Daha sonra hemen işte bu paylaşım ekrana gelen. Bunu koymuş ve geri çekmiş Fahriye. Şimdi hani işi vardı? Niye gelmedi? Kıskançlık mı yaptı? Kriz mi var falan diye buradan hareketle Tartışıldı günlerdir. Ve sonunda da Burak Özçivit'le Fahriye kameraların karşısına el ele çıktılar. Bakın ne dediler, bir görelim onu. Ondan sonra senin de yorumlarını alalım bakalım. İyi akşamlar. Şu zamandır görmedik abi. Konuşulacak bayağı. Çalışıyoruz, çalışıyoruz. Romantik bir akşam yemeği miydi? Bir iş görüşmemiz vardı. Arkadaşlarla bir sohbet ettik o yüzden. Çıkan haberler var. Çıkan haberler var. Nesini soracağım? Ha, neyle ya? Ben mi? Paylaşımları kaldırmışsınız. Paylaşımları kaldırdığınız söyleniyor. Arkadaşlar, ben onu daha önce yaptım. Onunla hiçbir alakası yok. Zaten bir şeylere bağlıyorsunuz, ben de anlamıyorum. Benim hiç kimseyle sorunum yok. Murat'la hiçbir sorunum yok. Efendim yine bugün gün içinde çıkan bir haberi var. Evet, bizi iyi tanıyorsunuz diye söylüyorum. Daha fazla söylenecek bir şey yok. Efendim 2 yıldır bir evlilik var ama kötü bir haber olarak geldi diye haber yani çıktı. Kavga ettiğinize dair. Biz de şaşırdık. Biz de inanmıyoruz. İşimizdeyiz, görünmüyoruz diye gördüğünüz böyle şeyler oluyor. Evet. Efendim davete yalnız geldiniz. Fahriye Hanım işi var dediniz. Fahriye Hanım evden story paylaştı. Sonra story'yi kaldırdı. Bu haber çıktı. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Fahriye'nin işleri var. O yüzden ben gece yalnız katıldım. Hayır, öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. İşte o bazı... Öyle bir şey yok. İşte orada yanılıyorsunuz. Bazı birileri bir kurgular yapıyor. Oralardan öyle bir şeyler oluyor. Sizin tamamdır. Sizin bir projede görmüyoruz. Ya şu an için ya görüştüğüm işler var ama netleştirdiğim bir işim yok. Olduğunda zaten mutlaka haberiniz olur ama şu an için netleşen bir projem efendim, yok. Bu konuda da bir haber çıkıyor. Konuda ne haber çıkıyor artık yeter. Fahriye Hanım'ın projeleri beyler, kabul etmemesinin sebebi bebek isteği olduğu. Arkadaşlar lütfen. Bununla ilgili tedavi gördüğünüz ve kilo aldığınıza dair haberler var. Hayır, öyle bir şey asla şu an için yok ama olduğunda... sizinle mutlaka paylaşırız ama şu an için öyle bir durum yok. Kolay gelsin. Evet. Şimdi bak o ödül gecesinden sonra çıkan haberler uzun süredir de birlikte değillerdi. Birkaç haftadır diyelim hadi. Böyle... Nereden biliyoruz birkaç haftadır evdelerse ha, tabii işte kameralar önünde değillerdi. Her dakika görünecek halleri yok. Yani, şimdi ev bazen bekledim. Bir geceye katılmak istersin ve diğerinin canı gitmek istemez. Yani gerçekten modunda değilsindir. Mesela bazen davet oluyor. Akşam geleceğim diyorum. Mesela canım gitmek istemiyor son anda ve gitmeyebiliyorum. O da oradaki insanlara ayıp olmasın diye işi var demiş olabilir evde olduğu halde.
Bu demek değildir ki bunlar ayrılıyorlar veya da kavga ediyorlar. Hiç bunlarda öyle bir sistem yok i̇şte yani. Burak işi var deyince Fahriye'nin sonra ne diyecek? Şeyde evde oturup elma portakal soyup televizyon karşısında oturmayı mı tercih etti diyecek. İşi vardı. Niye gelemedi dersin? Çiftlerden birisi gelemedi. Ha, işi vardı dersin. Bir şey vardı dersin. Yani bu en kolay bulunacak excuse'dur yani. O öyle söylersin. Bu kadar basit yani. Hı-hı. Anladın mı? O yüzden de hani o da hani evde değil veya evde oturuyor demeyeceğine göre işi var dersin. Var hep ben, bu laf gelişi söylenen bir şeydir. Çünkü kameralar karşısında da geriliyorlar tabii ki mesela. Burak'ta. Fahriye'de çünkü yani bu tür sorular geliyor, bilmem neler geliyor, geriliyorlar. Bence hani bir problem gözükmüyor bu ilişkide. Ama şey gerilirsin. Çünkü düşünsene çok mutlusun, her şey yolunda. Zaten yolunda gitmeyeceği anlar oluyor ve gelecektir de. Yani hepimizin hayatında bir iyi oluruz, bir kötü anlar olur, iyi anlar olur. Ama nerede canı sıkılıyor biliyor musun? Her şey güzel giderken. Yani açıyorsun haberi, kavga ettiler diyor. Bak benim de hayatım boyunca başına gelmiştir. Halbuki kavga etmemişiz. Hiçbir şey yok ortada. Nereden de çıkar, nasıl çıkar onu da anlamıyorum. Ama herhalde tesir altında kalıyoruz. Bir hafta sonra kavga ediyorsunuz. Haber yalan çıkmasın diye. Yalancı çıkartmayalım diyoruz. Bir hafta sonra bir tartışalım diyoruz yani. Evet iyi neyse. Ya Burak'la bunlar çok tatlı çiftler. Fahriye seviyorum arasında bu bir problem. Evet. Çıkmasın çıkmasın ama zaten yani çıkıp ne olacak? Daha iyisini bulacağız arkadaşlar. Yani elimizdekinin kıymetini, değerini bilmemiz gerekiyor gerçekten. Evet. Bunlar birbirlerine fiziken de çok yakışıyorlar. Evet, bunlar da bir acayip ama bir maşallah. Nazar değmesin. Şu nazar boncuğunu koymuyorsun ya Erdem gerçekten. Yani şu çiftlere koyun özellikle. Evet. Peki. Şimdi Hande Ateizi boşanıyor mu boşanmıyor mu? Hatırlarsan 9 Şubat'ta bir son dakika haberi olarak duymayan kalmasın özel haberi olarak duyurduk onu. Hatta boşanıyor diye dedik. Boşanıyor dedik. Biz 9 dedik. Şubat'ta bunu söyledik Hande Ateizi. Evet. Ama ondan sonra Hande Ateizi öyle bir şey yok dedi. Ben dedi emlak satıyordum, şuydu buydu aynen falan filan dedi. Aynen. 9 Şubat'tan daha 9 Mart olmadan, bir ay daha olmadan boşanacağı haberleri ortaya çıktı. Çıktı mı? Boşanıyor. Bir bakalım haberimize. Hande Ateizi'nin boşanma yalanı bir ay geçmeden ortaya çıktı. Duymayan kalmasının bir özel haberi daha doğrulandı. Bir son dakika gelişmesini duymayan kalmasın olarak aktaralım özel haber olarak. Benjamin Harvey ile eşi Benjamin Harvey ile boşanma kararı aldıkları söyleniyor mu? Evet. Ama şu anda yani hani öyle bir boşanma gibi bir şey söz konusu değil. Duymayan kalmasının 9 Şubat'ta son dakika olarak ekrana getirdiği Hande Ateizi'nin boşanma kararı aldığı iddiası mahkeme kayıtlarıyla belgelendi. Bir son dakika gelişmesini duymayan kalmasın olarak aktaralım özel haber olarak. Benjamin Harvey ile eşi Benjamin Harvey ile boşanma kararı aldıkları söyleniyor mu? Evet. Gerçek bu haber mi? Geldi. Onu bir şey yapıyor olabilir. Belki mutlulardı sonra ama sonucunda mesleki başarısızlıklar evliliklerin bitmesine neden oluyor. Aynen. Net. Hande Ateizi haberi yayınladığımız günün ertesinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen Sevgililer Günü etkinliğinde görev almış ve boşanma iddiasını yalanlayarak Amerikalı eşi Benjamin Harvey ile arasında şimdilik sorun olmadığını savunmuştu. Bu olay nereden çıktı diye benim bir tapu meselem vardı Bodrum'la alakalı. Onu sorarken boş boğazlık edip avukata dedim ki ya böyle böyle biz evlendikten sonra ben bir ev aldım. Hani onun şeyi yarın öbür gün Allah korusun bir ayrılık olursa onun şeyi nasıl oluyor diye sordum. Yemin ederim. Şimdi böyle olunca oradan da biraz böyle fısıltı gazetesi hani oradan oraya bu iş şeye geldi. Aa demek ki işte bu kadın bunu sorduğuna göre demek ki ayrılıyorlar. Aa öyle mi biliyor musun boşanıyorlarmışla. En son işte Cengiz Temercioğlu'nun programında duymayan kalmasında böyle bir şey telaffuz edildi. Avukata intikal etmesi gerekiyor böyle bir şeyin zaten. Ama şu anda yani hani öyle bir boşanma gibi bir şey söz konusu değil. Ancak ünlü oyuncunun yaptığı boşanmıyorum açıklamasının üzerinden henüz bir ay geçmeden Akşam Gazetesi'nin adliye muhabiri Neslihan Keskin'den boşanma davasının açıldığı ve ilk duruşmanın da yapıldığı haberi geldi. Böyle bir şey olduğunda kesin ve kesin ben zaten hani kağıdı veririm. O mahkemeye gittiği anda adliye muhabirleri var biliyorsunuz yani. Adliye muhabirleri havuz şeklinde bunu dağıtıyorlar yani. Zaten o andan itibaren artık saklamak gibi bir şey
söz konusu olamıyor. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraflar katılmadı. Mahkeme hakimi tarafların katılmaması nedeniyle duruşmayı sonlandırdı. 10 gün içinde takip edilmezse düşecek olan dava dilekçesinde Hande Atiizi'nin avukatı şu satırlara yer verdi. Evliliğimizin ilk yıllarındaki sevgi ve saygı zamanla sona erdi. Farklı kültürlerde yetişmemiz nedeniyle aramızda şiddetli geçimsizlik oldu. Evliliğimiz çekilmez hale dönüşmüştür. Yüz göz olduk yar seninle, sözümüzü esirgemez olduk. Duruşmaya neden katılmadığı konusunda sessizliğini koruyan Hande Ateizi'nin son olarak eşi Benjamin Harvey'in oğlu Leon'la ilgili yaptığı paylaşımının altına yorum yapmasıysa kafaları karıştırdı. Benjamin Harvey'in Ateizi'ne yanıt vermemesi de dikkat çekti. İçin harcanan zamana yazık, sen en güzel duyguların katilisin. Öte yandan ünlü oyuncunun 10 yıllık borcunu eşiyle ortak ödediği Bodrum'daki ev nedeniyle mi yoksa oğlunun velayeti yüzünden mi boşanma konusunda anlaşamadığıysa merak konusu oldu. Her zaman söylediğimiz gibi, bizim programda söylediğimiz ve iddia ettiğimiz bütün haberlerde olduğu gibi bu haber de zaten doğru çıktı. Yalanladı Hande Ateizi bunu. Evet. Belki bir süreç kazanmak istedim. Yani şiddetli geçimsizlik ve bir şeylerin kötü gittiği çok aşikardı da belki son anda hani boşanma olayı olmayabilirdi. Dava açmayabilirdi. Belki o kadar çabuk duyulmasına şaşırdı. Çünkü biz 9 Şubat'ta bunu verirken işte Birsen Altuntaş dedi ki kesin boşanırlar, onun istihbaratıydı. Kesin boşanırlar falan. Biz de bunu aktardık. Belki hani o kadar hızlı duyulmasına şaşırdı Hande. Hatta sonra yaptığı açıklamada Benjamin mi böyle bir şey söyledi falan gibi haberleri de çıkmıştı. Ya aslında konuştukça kendisi de yakalandı. Çünkü şimdi bir kadın durup dururken acaba evlendikten sonra daha önce almış olduğum evin yarısı gider mi gitmez mi diye avukata en mutlu anında asla sormaz böyle bir şeyi. Yani muhakkak bir şeyler kötü gittiği zaman sorar. O da aslında o kötü giden zaman içerisinde o süreçteydi. Ama dediğim gibi bunu da aslında biraz doğal buluyorum. Yani bu yalanları, yani yalan söyledi. Aslında yalan söylemese dese ki arkadaşlar yani bir şeyler kötü gidiyor. İşte bak bu samimiyetsizlik olduğu zaman sonra bu ortaya çıktığında yalan diyoruz. Halbuki dese ki evet bir şeyler, bir çatır davalar var ama bakalım dese. Hani çünkü 10 gün sonra dava açıldığı için söylüyorum. Yani 2-3 ay sonra olmuş olsaydı. O kadar yakın bir zaman ki. Yani hani bizi yalanlıyorsun ama biz zaten bugüne kadar hiçbir haberimizde falso olmayan bir programımız. Yani nereye desek o çıkar yani. Keşke çıkmasa. Keşke biz yanılsak, o da ayrı bir şey ama. Şimdi mahkemeye gitmemişler ama. Mahkemeye gitmemişler ama boşanma dilekçesini veren Hande Ateizi diyor ki evliliğimizin ilk yıllarındaki sevgi ve saygı zamanla sona erdi. Şiddetli geçimsizlik oldu. Evliliğimiz çekilmez hale dönüşmüştür diyor. Ama önceki gün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya ne Hande Ateizi ne de Benjamin gitti. Ve 10 gün içinde takip edilmezse dava düşecek. Şimdi Hande sorduk, Hande bu konuyla ilgili açıklama yapmıyor neden dava şeye gitmediğini. Bu arada da oğulları var tabii ki, 6 yıllık evliler. Oğullarının paylaşımını beğenmiş. Belki hani evliliği de kurtarmaya çalışıyorlar. İnşallah da öyle olur tabii ki. Hani belki bir kararsızlık yaşıyorlar. Dün önceki gün duruşmaya gitmemeleri cuma günü. Bence adam katı bir adam bir kere. Yani katı adamı anlarsın ya, soğuk ve katı adamlar var yani dünyada, hangi milletten olursa olsun. Onun kocası da çok böyle yumuşak, şefkatli falan bir adam gibi durmuyor. Bence burada fedakarlığı ve özveri de bulunan yine Hande. Hande seçti onu ama nasıl zor bir şey seçtiğini bence sonradan farkına vardı. Şimdi adam buna böyle kötü davranıyorsa, kötü derken şefkatsizce, onu düşünmeksizin falan. Bir rahatsızlığı vardı Benjamin'in. Amerika'ya gitti. Uzun süre orada kaldı falan. O tedavisi için falan. Bilmiyoruz ama işte. Hani gerçekten hani belki niçin gitti, ne yaptı. Yani adamın katı bir adam olduğunu hissediyorum fotoğraflarda da. Hani sevgiyle, hani hepimize de söylenir ya, bu seni sevmiyor, şu seni sevmiyor hareketlerden. Böyle bir duruşu var. Bence gözdağı da vermiş olabilir. Yani bunlar kavga ettiler, araları kötü oldu. En sonunda ben gidiyorum senden boşanmayı deyince erkekler kaybettikleri zaman bir şeyin kıymetini anlarlar. Belki böyle bir süreç
belki böyle bir adım atması, hamle yapması gerekiyordu. Hande'nin burasına geldi. Evet. O süreçte de kurtarmaya çalışıyordu belki. Bizim haberi yalanladı. Ama baktı olmuyor. Evet. Gitti, dava açtı. İnşallah ayrılmasın. İnşallah tabii ki. Yani o da buradaki hayatı acaba kendi memleketinde başka bu kadar Türk kadını siz bakmayın. Aynen, Hande'si bak, bu kadar olsa, güzel kadını falan nerede hem bulacak? Hem güzel kadın şimdi bak. Hem ne güzel dünya tatlı. Vallahi bunu da iyi vermişsiniz çocuğun eline Hande ya. Evet. Şeyi ama nasıl atıyor, nasıl başarılı. Yani işte çocuklara yazık olmasın gerçekten. Yani o adam, evet, şimdi burada ortak arkadaşları var mı? Böyle durumlarda... Bloomberg'in Türkiye temsilciliğini yapıyor Harvey, Benjamin Harvey. Hı hı. Türkiye'de çalışıyor yani yıllardır da. İşte dostlar bu durumda çok önemli. Bak, ortak dost. Şimdi böyle ayrılıklarda... Yani dostlar çok önemli. Arayı bulması için. Arayı bulması için. Çünkü bazen kestirip atarsın birbirine, sözle atarsın. Bitti dersin ama birilerinin de senin adına gidip konuşması gerekiyor. Yani bir ortayı bulacak birisinin olması gerekiyor böyle durumlarda. İnşallah vardır böyle dostları. İnşallah vardır. İnşallah da 10 gün içinde takip edilmezse düşecek dava. İnşallah düşsün. Belki düşer, belki de evliliği kurtarırlar diyelim. Benjamin'cim sen de Türkiye'de şey yapıyorsun. Yani gelmişsin. Bak ne güzel burada bir temsilcilikte, temsilcisin bir kanalın. Yani çocuğun olmuş. Çok güzel bir kadınla evlisin. Türkçen herhalde vardı. Yani istersen İngilizce de buradan söyleyebilirim. Ama Benjamin. Yani bence hayır, ben de bunlar ne istiyorlar? Hadi Türk erkeklerine şimdi size laf ediyorduk. Bunun ne iş, onu anlamadım. Bakma. Kadın güzel bir kadın. Sonra Hande öyle kıskanç falan bir kız değildir yani. Tanıdığım kadarıyla. Evet, çok karısını etsin falan. Yani biraz daha şey. Peki. Hadi bakalım onu takip edeceğiz. İrem Derici, Stockholm'a gidelim. Stockholm'da önceki gün konseri vardı İrem'in hafta sonu. Hı hı. Ve oradan bize gelen özel haber, duymayan kalmasın, gönüllü muhabirleri Avrupa'da da çalışıyorlar, Avrupa'da da durmuyorlar. Bizim için özel görüntüler çekti. Ve orada İrem Derici kendinden önceki kuşak için, popçular için, hı, Demet Akalın, Hande Yener, o, bu, hepsi için. Evet, ne yapmış? İlginç laflar söylüyor sahnede, bir bakalım. Bizden bir önceki nesildeki karılar birbiriyle kavga ediyor. Biz yedi karılar birbirine. O 20 senedir onlar eski moda kaldı. İrem Derici mikrofonlar karşısında sever konuşmayı. Konuştukça gaf da yapar, pot da kırar. Ama huylu huyundan hiç vazgeçmez. No. Bana bak. Bak, aha bırakınca böyle oluyor. Kapat telefonu, saygısız. Ne bir daha alalım? Baştan mı alalım? Rol mu yapayım? Başarılı popçumuz yurt dışı turnesinde bu sefer İsveç Stockholm'de adeta buz gibi laflar söyledi. Binlerce Türk'ün karşısına çıkan İrem'in keyfi yerindeydi. Önce izleyenlere takıldı. Evli misiniz? Evlisiniz. Çoluk çocuk? O da var. Yeminle 18'lik çıtır gibi çoluğu çocuğu eve kapattı. Geldi neydi? Sana kurban olurum ben. Ama bir sonraki çocuğun olursa adını İrem koymazsan gelir bulurum karlara kafanı sokarım ben. Kızın adı İrem mi? Yemin et. İçime doğmuş aptala malum olur ya. Geri zekalı. İsim çok güzel. Cennet bahçesi demek. Benim de anam babam cennet bahçesi gibi olsun diye koymuş da ben... Ne bahçesi kız? Arka sokakta şey, tinerci ben. -10 derecede Stockholm'de buz gibi gaflar İrem Derici'den geliyor. Dedik ya, İrem'in keyfi yerindeydi. Ama bundan sonra söyleyeceklerinin Türkiye'deki etkileri ne olur hiç hesap edemiyoruz. Derici pop müziğin popüler isimlerine bir önceki nesil diyor ve kendi nesliyle başlıyor karşılaştırmaya. Yediler birbirlerini. Şimdi... Bizden bir önceki nesildeki karılar birbiriyle kavga ediyor biliyorsunuz, magazinden de izliyorsunuz. Yedi karılar birbirine, o 20 senedir. O ona laf, o buna laf falan. Şöyle bir baktığımızda İrem Derici'nin söylediklerinde hedef gösterdiği isimler yılların küskünleri Demet Akalın ve Hande Yener'i akıllara getiriyor. İrem Derici tartışma yaratacak sözlerinden sonra da kendi neslini övüyor. Aleyna Tilki'nin ise artık halası olurum ancak diyor. Biz yeni sezon tipler... İşte Ece Seçkin'dir, İrem Derici, Merve Özbey, Simge, Derya Ulu falan. O daha yeni. Aleyna daha yeni ablam. Biz onun artık anası, ben halası olurum Aleyna. Kız 17-18'e yeni giriyor. Ben 31'e giriyorum. Affedersin, 31 yani.
Neyse biz hiç birbirimizi yemiyoruz abi. Çünkü o kadar zor bir sektördeyiz ki. Hepimiz birbirimiz başarılı olsun istiyoruz. Bize diyorlar ki niye kavga etmiyorsunuz? Ne edeyim lan? Niye manyak mıyız? Niye kavga edelim? Onlar eski moda kaldı. İrem Derici yakın arkadaşı ve kendi neslinden Derya Uluğ'un Canavar şarkısıyla konserine devam ediyor. Şimdi beni beğenmez olmuş bana yüz çevirip kururdu musun? Bırak bakmasa isterse sussun etse bunu dönüp oraya konuşsun. Bakalım İrem Derici'nin bu sözlerine bir muhatap çıkıp cevap verecek mi? Bizden bir önceki nesildeki karılar birbiriyle kavga ediyor. Biz yedi karılar birbirine. O 20 senedir onlar eski moda kaldı. Evet, Stockholm'dan gelen yeni bir polemimiz daha oldu. Ama ben sana söylüyorum, hayatımda hiçbir kavgada Türkiye'de olmuş ünlüler arasında hiçbir kimsenin kimseye karı dediğini duymadım. Bir. Aynen ya. Bu kadar avam bir konuşma. Yani İrem inanamıyorum sana. Yani nasıl bu kadar başarılı bir kızsın ve hani ailen de iyi bir aile. Yani gerçekten bak bununla hiçbir alakası yok. Kesinlikle şu konuşma tarzını, üslubunu ve bu terbiyesizce ve son derece avam olan bir başkalarından bahsediş şeklini değiştirmen gerekiyor. Hiç yakışmıyor ya. Ne demek karı ne demek ya? Çok özür diliyorum herkesten. Ben söylerken utanıyorum şu anda. Aynen. Çünkü İrem hani doğal olmayı, yok ama, samimi doğal, olmayı, yok. Herkes böyle dobra dobra konuşmaktan, ağzına geleni söylemekten geçtiğini düşünüyor. Şimdi sahnede de olunca, sahnede orada seyirciyle bir ilişki kuruyor. Onlarla muhabbet etmeye falan çalışıyor. Ama gerçekten sahne mahne. Bak işte orada çekiyor herkes. Böyle gündeme geliyor. Ve İrem'in bu konuşma tarzıyla, bu avam konuşma tarzıyla kesinlikle katılıyorum. Bir saçma böyle bir duruma bir şey dönüşüyorlar. Olabilir mi ya? Sonra bir şey söyleyeceğim. Yani işte karılar birbirine kavga ediyor. Bunlar demode, bunlar eski bilinen de bunlar falan filan. Sen 31 yaşında bir kadınsın. Sen de 31 yaşındasın. Yani senden önceki nesil hani diyerek yaşınla aşağıladığın kadınların başarısına henüz ulaşmış değilsin. Onlar 31 yaşındayken senden çok daha başarılardı. Demet için de söylüyorum, Hande için de söylüyorum. Onlardan bahsediyorsun çünkü onlar bir tek kavga ettikleri için. Biz niye kavga edelim diyorsun falan filan. 20 sen yıldır yediler birbirlerini diyor. Hayır bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bir de inan ki onların kavgasında dahi hiçbir zaman bu kadar birbirlerine girmiş olsalar da laflar söyleseler de falan şu senin konuşma üslubun ben ilk defa televizyonda böyle bir şey görüyorum. Bak hayatımda ilk defa bir sanatçının diğer sanatçıya böyle karılar marılar dediğini ilk defa hayatımda izliyorum ve ben bunu söylerken bile çok kesinlikle etrafındaki insanlar sana eğer diyorlar ki ne güzel konuşuyorsun samimiyetini seviyoruz falan diyorlarsa sakın inanma. Yani muhakkak senin etrafında sana doğru bir plak şirketin kimle sana birisinin muhakkak senin bu tarzını değiştirmen gerekiyor gerçekten. Yazık çok da başarılı bir kızsın ve çok da aslında kalbin de çok iyi. Ama çok çirkin. Eleştirebilirsin. Gerçekten üslup problemi var. Yani İrem'de ciddi bir üslup avam problemi var. Avam olmak zorunda değil ki samimiyet. Avamlık demek değildir. Veyahut da eleştiri yani, avamca yapılan bir durum olmayabilir. Bunu başka sözlerle oradaki halkın nabzını öyle tutacağını düşünüyorsun ama bak oradaki insanlara bile ters gelmiş ki bu çekip bize göndermişler. O yüzden bunu yani sen daha yüksek yerlere gelebilecekken şu ağzını açıp konuştuğun için burada kalacaksın. Ya eleştirebilirsin. Bak şimdi evet bu yok karılar diyemez. Cengiz böyle bir şey olabilir. Ya. Çok çirkin ya. Ayıp yani. Ayıp. Olacak gibi bir şey değil yani. Yani. Bunu hani bu samimiyet değil, bu dobra konuşmak değil, bu... Sonra orası senin sahnen performans göstermiş olduğun bir yer. Senin sahnende niye bir başka sanatçıları kötüleyen konuşma yapıyorsun? Orası evet, senin sahnen. Ya, onları kötülüyor. Yok, yani onlar yani. Kendileri aralarında tartışmışlar, kavga ediyorlar. Benzer bir şey. Geçen yaz Ece Seçkin çünkü sahnede de söylüyor. Biz diyor Ece diyor, Simge, Derya falan diyor. Hepimiz diyor yeni jenerasyonuz diyor. Eskiler diyor demode artık. Eski popçular, Handeler, Demetler. Onlar çok bunlar hepsi demode bunlar diyor. Biz yeni popçular diyor. Kavga etmiyoruz diyor. Geçen yaz benzer bir tartışma çıkmıştı. Ece Seçkin de şunu demişti. Demet Akalın da ona yanıt verdi çünkü onu anlatacağım. Geçen gün bir gazeteci nedir ya bu yeni nesil popçuların birbirini bu kadar kollaması? Neden hiç kavga etmiyorsunuz diye sormuş Ece Seçkin'e. Ece Seçkin diyor ki
Bizim nesil iyi müzik peşinde de ondan. Birbirimizin işlerini destekliyoruz ve enerjimizi konsere, provaya daha iyisini yapmaya harcıyoruz. O yüzden kavga etmiyoruz falan diyor. Star değiller çünkü. Onlar hepsini çok da seviyorum. Ece'yi de çok seviyorum. Hiçbirisi daha star değil. Yani şöyle nasıl bugün Ajda Pekkan süperstarsa ve bunun yaşa bağlı bir şey olmadığını bize gösteren en büyük örnekse Türkiye'de Ajda Pekkan. Yani modası geçti mi? Her dönem modaydı. En modaydı. Kadın hala en moda. En iyi şarkılar yine onda. Evet. Demek ki bunun yaşla başla alakası yok. Bu başka bir şey. Ama yine bir Hande Yener'le Demet Akalın'ın da sizden daha ağır bir sistemleri var. Yani bunlar 20 sene önce de daha starlardı. Siz değilsiniz star. Sizin şarkılarınız çok güzel. Dinleniyor. Ama bakalım siz 5 sene sonra, 10 sene sonra aynı yerde olabilecek misiniz? Aynen. Demet'in Hande'nin yerinde olabilecekler. Olabilecek misiniz? Ece Seçkin o zaman demiştik işte Simge, İrem, Derya hepimiz arkadaşız biz. Öyle kolpa arkadaşlıklar da değil ayrıca. Hakikaten seviyoruz birbirimizi demişti. Ona da Demet Akalın şu yanıtı vermişti geçen yaz. Ne kadar erken ve büyük konuşmalar. Göreceğiz ileride kimlerin ki kolpa olup olmadığını dedi. Çünkü Demetlerin, Hande'lerin ya da işte sizin kuşağın. Hı hı. Hepiniz dahil aslında bunu anladın mı? Hepiniz dahil. Sadece Demet Hande üzerine tartışıyoruz ama sizin kuşağın, o kuşağın arkadaşlarının kolpa olduğunu söylüyorlar. Şimdi İremler, yani, Ece Seçkinler, bu yeni kuşaklar bunların arkadaşlıkları inanılır, güvenilir değil. Kolpa, biz birbirimizi seviyoruz. Demet de diyor ki bakalım ileride göreceğiz 3 gün sonra ne kadar büyük konuşuyorsunuz, kim kimin kolpa. Şöyle genellemek doğru değil. Yani herkesin kişiliğini, karakterini genellemek doğru değil. Ben özellikle bu programı yaptıktan sonra sanat camiasındaki insanlarla daha iç içe oldum. Benim de hep çocukluk arkadaşlarım ve inan bana bir gün daha birbirimizi kırmamışızdır. Bir gün daha hani birbirimiz için kötü söz sarf etmemişizdir, küsmemişizdir. 25-30 yıllık arkadaşlarım var benim. Ama gerçekten sanat camiasında kolpa demeyeyim. Hani o yine bana göre çok kötü argo. Bir argo. Ama güvenilir olmadığını ben de gördüm. Yani o konuda bir şey söyleyemiyorum. O konuda haklı olabilirler ama. Ama ben burada Demet'e hak veriyorum. Hı-hı. Yani bunları 3 kişinin, evet bunların WhatsApp grupları da var. Allah'tan o WhatsApp grupları elimize geçmiyor. Biliyor musun? Sahnede bunu söyleyenler kimdir kendi WhatsApp grupları arasında. Ece'nin, İrem'in, işte şeyin ne diyor Simge'nin. Öyle bir kendi yeni popçuların böyle WhatsApp grubu da. Simge çok başarılı bir kız. Gerçekten acayip yani. Ece de yani hepsi aslında ama daha çok yeniler ahkam kesmek için. 5-10 sene geçsin bakalım. Aynen, aynı yerde misiniz? Onlar düşerler mi düşmezler mi? Şimdi devamlı. Çünkü egonun yüksek olduğu bir şey. Yani normal sahne ama. Sahne işi normal. Normal. Hiç, rekabet dolayısıyla var. Dolayısıyla hani yarın öbür gün Simge bilmem nerede sahneye çıkmaya kalktığında o gün oraya İrem denk düştüğünde falan filan herhalde. Böyle işler çıktığında bakalım o zaman ne olacak? Şimdi daha yolun başı burası. Hele ki hani tamam bunu kendi aranda konuşabilirsin ama sahneye çıkıp bunları söylüyor olmak. Türkiye değil diye belki daha da rahat hareket ediyor da. Ağzına geleni söylüyor. İrem. Bunlar şarkı starları daha. Yani bunların şarkıları star. Bunlar kendileri daha star olmadılar. Hande Yener'le Demet Akalın gibi değil bunlar daha. Yani bunların çoğunu yolda yürürken görürsen tanımazsın bile. Yani yanlış anlamayın, kötü anlamda söylemiyorum. Daha o şey kimlik daha oturmadı. O yüzden de madem hani jenerasyondan işte biz yeniyiz, biz birbirimize çok erken. Hande Yener'le Demet Akalın da ilk zamanlar tartışmadılar belki. Ama ben belki. Hande'nin, Demet'in de mesela ilk dönemlerinde hatırlıyorum. Çıkıp da kendilerinden bir önceki kuşak için o eski karılar bilmem ne falan filan dediği lafı asla hatırlamıyorum. Birbirlerine de kavgalarında bakma hani bir sürü o ona laf ediyor. Hiçbir zaman yani bu son derece avam bir konuşma tarzı. Hiç yakıştıramadım. Ve daha önceki konuşmalarında da devamlı bunu yapıyorsun. Ve muhakkak senin bir büyüğün vardır. Yani yanında yani arkadaşların kimse veyahut etrafın çünkü sanatçının etrafındaki insanlar böyle yapıyorlar bak hepimize. Ay ne kadar samimisin işte ona da yürüyor, muhakkak. Hadi gazı veriyorlar. Gazı ama bu samimiyet bu değil. Bir başkasını bu kadar hani hakir görmek ve onu aşağılamak ve karılar falan diye bahsetmek. Çünkü ben Deniz Demet'in İrem'i çok desteklediğini de biliyorum. O yüzden üzüldüm. Evet, bak, evet yani hep yani şimdi o öyle paylaşımları doğru. Vardı hatırlıyor musun en başta? Evet yani. Bakalım o cepheden ne yanıt gelecek İrem Derici'ye. Ayıpladım yani. Evet ben de ayıpladım. Hoş değildi sahnede Stockholm'da söylediği bu sözler İrem'in. Peki Müslüm Gürses'e gidelim. Müslüm Gürses'in enteresan mesela her ünlü, kaybettiğimiz ünlüyle ilgili her ölüm yıldönümlerinde şu haberler çıkar ya vefasızlık, mezar başında kimse gitmedi falan filan.
Herhalde bu genel yargıyı değiştiren isimlerin başında Müslüm Gürses geliyor. Çünkü her sene mezarı başındaki anmaya pek çok isim gidiyor, hayranları gidiyor. Yine öyle oldu, 5. ölüm yıldönümü miydi? Aşık olmadan gel. Arabesk müziğin ünlü ismi Müslüm Gürses, ölümünün 5. yılında eşi, arkadaşları ve sevenleri tarafından Zincirli Kuyu mezarlığındaki kabri başında anıldı. Maneviyat borcumu ödemek için Konya'dan buraya kadar geldim. Merhum sanatçıyı anmak için mezarlığa saatler öncesinden gelen hayranları Müslüm Gürses'e dua ederken kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu. İsmi Allah rahmet eylesin. Amin. Mekanı cennet olsun. Amin. Aralarında Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken hayranlarının da yer aldığı kalabalık uzun süre ünlü sanatçının kabri başından ayrılmadı. Sanat camiasından çok fazla simanın yer almadığı anma gününde Gürses için lokma dağıtıldı. Bir karıncayı bile incitme evlat. Babanın meşhur sözü. Yine evlatlarımın kopyaları geldi. Teşekkür ederim. Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, anma gününde kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti. Eksik olmasın gelenler, onu yalnız bırakmıyorlar. Çocukların hepsine teşekkür ediyorum, sevenlere. Ateşe düşüp kendini yakarsın kalbim. Gerçekten evet, çok büyük bir adamdı yani. Özellikle son zamanlarda bu pop şarkılarını kendine has tabirle tekrardan seslendirdi. Bu kadar mı güzel olabilirdi? Bu kadar o tutamıyorum zamanı Kenan Doğulu'nun mesela. Yani kendini yenilemesini bildi. Evet. Onun tarzını sevenler sevmeyenler de adamı çok sevdi. Adam insan olarak da çok sevilen bir adam. Şu yani. İboşov'un görüntüsü vardı arkadaşlar, ona da bir baksanıza şeyde Müslüm'le İbrahim Tatlıses'in. İşte. Ha bir ver bakayım. İnsanları sultan olarak gönderdim. Anahtara bak ya, şuraya bak ya. Ne güzel ya, renk, desen değil mi? İşte. İnsanları sultan olarak göndermiş Allah. Bütün bu güzellikleri de onların önüne sermiş. Ama biz maalesef kıymet bilmiyoruz. Allah affetsin bizi yani. Elimiz boş, yüzümüz kara. İnşallah affeder bizi. Teşekkür ediyoruz Tanrımıza. Her şey için. Anahtara bak ya, şuraya bak ya. Ne güzel ya, renk, desen değil mi? Evet. İşte, yıllar önce katıldı. Dünyada sanıyorum kadın haklarını bile İlk evet. olarak herhalde evet. yanılmıyorsam. Kesinlikle. Doğrudur. O yüce insan bizde şey yapmış değil Çünkü mi? Çünkü kadınlar. Çünkü kadınlarına. Evet, sen de zaten zaman zaman muhterem anneyle ilgili de güzel mesajlar verirsin. Kadınlar çok kıymetlidir. Kadınlar dünyanın aydınlık yüzleri. Evet. Annelerimiz bizim. Peki Müslüm Gürses'in yıllar önce konuk olduğu programlar böyleydi. Benim için de ayrıca bir değeri vardır. Çünkü Muhterem Nur... biliyorsun aralarında yaş farkı evet, da vardı. Evet. Bir 15-20 yaş falan daha büyük diye biliyorum. Yanlış olabilir ama bir fark olduğunu biliyorum bayağı. Onunla olduğu andan itibaren hiçbir zaman onu aldatmadı. Hiçbir zaman onu bırakmadı. Hiçbir zaman onun sözleri dışında hareket etmedi. O evet. yüzden onu çok büyük, mutlu büyük ettiğini aşk. Düşünüyorum. Evet. O yüzden de Allah mekanı cennet olsun. Evet. Peki defileye gidelim bakalım. Türk mankenlerin Azerbaycan çıkarması varmış. Özge Ulusoy, Çağla Şikel, Vilma Eles hep beraber Bakü'de bir festival havası yaratmışlar. Podyuma çıkmışlar. Bir görelim bakalım. Bakü Özan Hanım. Bakü'den fotoğraflar. Çağla podyumda, Özge podyumda, Hikmet Eraslan modacı onun düzenlediği bir organizasyonmuş. Azerbaycan'da, Bakü'de böyle bir yahşi defile bak mesela burada yapılmış. Da jenerasyon konusuna girer isek Çağla Şikel daha eski bir jenerasyon model Doğru. olarak. Ama hepsinden daha iyi mi? İyi. Evet. Yani bunun yaşla onunla falan bu star olmanın ve iyi olmanın jenerasyonla onunla bunun alakası yok arkadaşlar. Şu anda yürüdüğü zaman Çağla çarpıyor yani. Bak sadece işte Bakü'de o kadar iyi ki gerçekten de yürüdüğü zaman ışığı var podyumda.
O yüzden de Bakü'den sonra hemen iki gün sonra Kıbrıs'a gitti. Kıbrıs'ta da podyuma çıktı. Oranın görüntüsü var mı ondan arkadaşlar? Ondan sonra çıkan model yok mu? Çok. Var. Yani. Peki. Röportajına bakalım. Kıbrıs'ta yaptığı röportaja. Çağlaş gelin. Defilelerin de her zaman aranan mankeni sizsiniz. Sürekli hani eskilerden kalan ender kişilerden çok birisi. Çok teşekkür ediyorum. Eskilerden. Yok aslında. Yeni, hayır, yeni mankenleri almadan dedi. Benim için bu söylediğin cümle çok büyük bir gurur. Gerçekten. Esprisi hayır. Şaka yapıyorum. Gerçekten çok büyük bir gurur. 20. yılımda hala defilelerde boy gösterebilmek, aynı heyecanla yürüyebilmek herkese nasip olmaz. Kuzey'in doğum günü kutlandı. Uzay'ın doğum günü kutlandı. Evet, 6. yaş günü kutladık geçenlerde. Normalde 2 Mart'ta ama işte Bakü olduğu için 1 Mart'ta kutladık. Anne keşke bir daha hemen yapsak, yarın yine doğum günü yapabilir miyiz diye bir cümle geldi kendisinden. Bu bir anne olarak güzel bir şey. Demek ki çok eğlendi. Benim için önemli olan da oydu. Güzel yaşlar olsun tüm çocukların için. Peki tekrar anne olmak ister misiniz Zeynep Hanım? Güzel bağladım ama ya. Evet. Çok çocuklara karşı hakikaten çok büyük bir şeyim var. Ne bilmiyorum, herhalde bu annelik duygusu zaman zaman kadınlara vuruyor herhalde hormonal olarak. Bana da vurdu valla. Bayağı bir zamandır gerçekten çok çok istiyorum. Yalnız Uzay'la Kuzey'in arasında düşünemiyorum. Ama ben düşünüyorum ya. 3, 4, ben çocuk çok seviyorum. Enerjimin de hala olduğunu düşünüyorum. Evet, çalışırken Raşit Bağzıbağlı'nın Kıbrıs'taki defilesine katılmış. Orada da bak üçüncü çocuk falan i̇şte, diyor. Yani benim anlatmaya çalıştığım her zaman eğer iyisen gerçekten o fark etmiyor jenerasyonla, yıllarla, zamanla falan. Yani iyisen bak bu kadın hala eskilerden diyor demişsiniz ama doğru eskilerden olarak olabilir. Ama ben bana şimdi yeni bir model söylesene. Aklımda Didem Soydan. Ama Didem onlar aynı boyda falan değil. Yani bu Didem. Ama Çağla tabii nevi şahsına münasır. Bayağı uzun boylu falan. Didem de o kadar uzun değil ama. Hayır başka söyle. Yani birkaç tane sayabiliyoruz. Ha tabii canım ama. Anladın mı ne demek istedim? Özge var. Özge de şeyden Çağla'dan sonraki jenerasyon ona bakarsan. Doğru. Çağla'dan doğru. Küçük Özge. Aynen. Ama yürüdükleri zaman daha farklı, daha genç, daha başka mı duruyor? Hayır. Evet. Yani o yüzden de başarmak jenerasyonla ve zamanla ilgili bir durum değil gerçekten. Dün akşam Jet Sosyete'ye konuk oyuncular katıldı. Çağla biz dinleyelim. Kullanabileceğiniz ürünler. doğal, cildi oksijensiz bırakmayan. ve renk skalası çok geniş bir seri. Her cilt rengine uygun tonu da rahatlıkla bulabilirsiniz. Ben lafı daha fazla uzatmadan... Rayda'nın sorununu da sen yapacaksın. Al. markanın lansmanını yapması için bir arkadaşımı, sektörün çok değerli bir ismini davet etmek istiyorum. Gizem, sahneye gelir misin lütfen? Çok teşekkürler. Evet. Dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Dün akşam Jet Sosyete'ye Çağla Şikel de konuk oyuncular katıldı. Şimdi şeyle dalga geçiyorlar tabii. Hani böyle bunlar toplanıyorlar işte birisi marka yüzü oluyor bir şey yapıyor. Onunla alakalı konuşmalar yapıyorlar falan ya cemiyette. Evet. Onlar dalga geçiyorlar. Şimdi ilk bölümde eleştirenleri buradan söylüyordum ya ben ya hani... troller şey yapıyor, Gülse'yi eleştirenler var, beğeneni var, beğenmeyeni var, osu var. Bundan dolayı ilk bölümde yazılanlara bakmayın diyordum. Ve hep aynı şey söyledim. Bakın üçüncü bölümü, dördüncü bölümü bekleyin. Hani Gülse'nin kalemini bildiğim için, yıllardır da tanıdığım için, üçüncü bölümde, dördüncü bölümde başka bir şeyler olacak, işler oturacak diye. Şimdi size dün akşam yayınlanan bölümde gördük ki işler oturmaya başlamış. Ratinglerinde de gördük. Bir de mesela bu güncel meseleleri, mesela... O şeydeki Emirgan'daki mekan var ya. Evet, evet. Orayla dalga geçiyor mesela bu meselelerle dalga geçiyor. Evet, lansmanlarla dalga geçiyor. Parfüm çıkaranlar var tabii. Aslında çok da güzel parfüm çıkaranlar var. O herkes için de söylememek lazım ama yani nereden buluyor onları? İyi takip ediyorlar demek ki yani. Evet. Dolayısıyla önümüzdeki bölümlerde daha da
yol alacaktır bu iş. Hiç merak etmeyin ya. Gayet de güzel. Şimdi gidiyor. Mesela kapalı alanda kadının üstünde kürk var mesela. Yani ona bayağı böyle jet sosyete işte. Gerçekten çok güzel yapıyorlar. Peki reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra yine özel haberlerimiz burada olacak. Atlet polemiğinde ikinci round. Boks. Birincisi sözde başkan adayı dedi işime. Sözde siyasetçi dedi. Olayın içine bir de sözde siyasetçi. Bir, benim kocam sözde siyasetçi değil. Benim kocam başka kadına böyle hakaret etse edemez. Suratına bakmam. Ayrıca ben eşime hakaret falan ettim sana karşı. Ve en önemli konu. Tartışmada asalete çok evet, inanırım. O. Ama eğitim seviyesine, insanlığa, ahlaka gelirse herkesin dönüp kendi özel hayatına bakması. Koşun koşun! Çok büyük kavga var. Karşılıklı söz düellosu adliye koridorlarında mı bitecek? Deniz Akkaya'nın sözlerine Yeliz Yeşilmen'den çok sert yanıt. Yılın en garip polemiğinde ikinci roundla yaşananlar kelimesi kelimesine tüm detaylarıyla birazdan canlı yayında duymayan kalmasın da. Evet, duymayan kalmasın devam ediyor. Birazdan atlet kavgası izleyeceğiz. Atlet kavgasında ikinci bu eksikti. Atlet... Bir atlet kavgası. Bir Yeliz Yeşilmen'le Deniz Akkaya. Ne alaka? Ne demek o yani? Evet işte o ona laf söyledi, o ona laf söyledi. Olayı anlatan haber var. Ama önce bir şeye gidelim. Sıla'ya gidelim. Bak bakalım Sıla'nın yeni halini beğenecek misin? Paris'te yine konser verdi. Yok yok ama bu sefer aynı da sahnedeki görüntüsü güzeldi Sıla'nın. Hmm. Paris'e gidelim ve hafta sonu verdiği konseri bir izleyelim bakalım. Evet, Sıla'nın Avrupa 2018 turu çeşitli yerlerde çıkıyor. Benim yorumlarımı çok görelim. Aa, güzel kıyafet. Aç sesini şimdi. Sevgili seyirciler, demek ki şarkıyı beğenmek için uyuyorum burada diyor. Bu şarkıyı mı seçiyorsunuz? Evet, bir şeyler güzel. Büyük kıyafet falan, saç, tarz, Sıla. Gayet iyi görünüyor sahne. Burası neresi biliyor musun? Paris'teki Bataclan gösteri merkezi 2015'teki terör saldırısının olduğu yerde sahneye çıktı. 127 kişi ölmüştü 2015'te Paris'teki terör saldırısında. Bu sahnede burada da yüzlerce kişi rehin alınmıştı falan. Gerçekten de korkunç şeydi, bir saldırıydı. Orada sahneye çıktı Sıla. Benim dikkatimi ne çekiyor biliyor musun? Sıla. Ahmet'ten sonra daha böyle fiziğini öne çıkaran, böyle daha seks apelitesi yüksek olan şeyler giyiyor biliyor musun? Onunla, daha, kedi evet. Kadına benzemiş valla. Deminki kıyafeti şey vaziyetteydi böyle. Çok beğeniyorum kıyafetlerini. Evet. Yani eskiden o kadar beğenmiyordum ama son zamanlarda çok beğeniyorum gerçekten. Çok da yakıştırıyor. Saçı da güzel olmuş. Işık çok kötü olduğu için tabii ki yüzünü göremiyoruz. Ama... evet, değişik geliyor. Aşk kadını değiştiriyor ya, güzelleştiriyor. Aşk değil, ayrılık var orada. Ya ama ayrılık olunca aşk bitiyor mu? Yani sen de insanlar ayrıldığı anda ona bak, o zaman şeyle bizim Aslan'la Arda ne olacak diyorsun? Ayrılmıştı o zaman, bitmişti. Bitme, bunlarda da bitmedi daha aşk. Bak görürsün. Hadi bakalım, göreceğiz. Çok güzel. Peki Serena Sarıkaya'ya bakalım. Kameralara konuştu. Onu da bir izleyelim Serenay'ı. Bir sürü arkadaşınızı evet.
kendi başına yaptığı bir proje. Kesinlikle her şeyine emek verdiği proje. Mehmet çok gerçekten, yani bunu defalarca söylesem de bıkmayacağım, muhtemelen çok özel bir insan. Siz de böyle bir şey düşünür müsünüz? Yani şimdi olmasa bile ileride. Kendi ailesiyle hatta yapmak. Evet aynen. Yani tabii ki çok isterim ama benim biraz daha yolum var galiba. Öyle bir tecrübem, böyle bir yetkinliğim yok henüz. Evet. Sizin böyle beğendiğiniz birisi var mı? Hem oyunculuk bakımından hem de giyim tarzı bakımından. Yani açıkçası çok o şekilde takip etmiyorum şu an. Birden sorunca da aklıma kimse gelmedi ama. Ama yani dünyada takip ettiğim isimler var tabii ki. Bir de bir stil danışmanıyla çalışıyorum. Daha yenilikçi şeyler yapmaya, daha bana uygun şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü... Beğenmediğiniz bir yeriniz var mı? Ya ben biraz barışık bir insanım kendimle. İyi ya da kötü neyse olanı korumaya ve olanla mutlu olmaya çalışıyorum. Çok öyle dertlerim olmadı. Kerem Bey'le bir senaryo yazıyordu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Siz de destek oluyordunuz kendisine. Kerem senaryo yazmıyor aslında. O bir yanlış haberdi galiba. Ben Kerem bir yapım şirketi kurdu. O birlikte yapacağımız bir projeydi ama olamadı. Başka bir yapım şirketi hazırlıyordu onu bizim için. Şimdi kendi yapım şirketini kurdu. Bakalım ne işler yapacak, ben de bilmiyorum. Şu an Los Angeles'ta zaten. Yok ya, öyle bir sevgili kontenjanından bana jest yapmaz diye düşünüyorum. Çok profesyonel bir insan. Evet bak, Kerem Amerika'da Los Angeles'ta bir yapım şirketi kurmuş. Film çekecek, onu anlatıyor Serenay Sarıkaya. Serenay'ın üslubunu o kadar çok beğeniyorum ki Cengiz. Yani konuşma tarzı, insanları kurmadan. Mesela yalan haber demiyordu. Yanlış bir haber diyor mesela. Evet. Yani çok naif ve çok nezaketli bir kız. Doğru. O yüzden de çok seviyorum onu. Evet. Ve sevgilisini de çok onore ediyor. Hep ondan bahsediyor. Hep güzel bahsediyor. Yani işte böyle aşklar olunca da, bitince de çok kötü oluyor. Vücudunuzda beğenmediğiniz bir yer var mı diye soruyorlar. Yani ben kendimle barışığım deyip geçiyor tabii. Bence de vardır mutlaka. Her güzel kadının da beğenmediği yer vardır mutlaka ya. Vardır. Söylemiyor kesinlikle. Ama yani ama dışarıdan biz bakınca tabii ki hani Serenay'da bir beğenilmeyecek yer yokmuş gibi duruyor. Ya Serenay yüz hatları olarak, yüz olarak bakarsan vücudu kesip, böyle her burnu, ağzı, gözü, bak, yüzü. Bak o da eski fotoğraf. Hani çok ağam şağam yüz güzelliği olan bir kız değil. Serenay bütününde çok güzel bir kız bence. Yani bütün olarak baktığın zaman gerçekten ben de bayılıyorum ona. Ama çok, en çok neyini seviyorum biliyor musun? Tatlı bir kız yani. Hep pozitif bir kız. Ve sanki huzur veriyor. Öyle gibi geliyor karşısındakine. Yani nezaketli oluşu beni çok etkiliyor gerçekten. $2 milyon Los Angeles'tan ev aldığı söyleniyor Serenay Sarıkaya'nın da. Yani orada $1 milyon da, $500 bin da öyle evler var ki. $2 milyon vermeye gerek yok. O bence gene mübalağa edilmiş. Abartılı olabilir yani. Evet. Ama eşi diyorum, bak Allah söyletti. Hadi. Kerem de orada yapım şirketi kurduğuna göre demek ki biraz orada yaşama hayalleri var. Ev almış, haberleri doğru olabilir. Belki bazen filmler alıp getiriyorlar falan, bir sürü şeyler de yapılabiliyor. Bu fotoğrafları da paylaşmış. Peki Hazal Kaya'ya da bakalım. Sevilen bir başka oyuncu. Hazal. Evet. O da konuşmuş. En korktuğum şey sadece güzel bir kadın olarak anılmak diyor. Bravo. İyi diyor. Biraz sev sakinleşti. Sevdiğim ben işte. Boşver sev sakinleşir. Vesaire kariyeri devam edebilmek. Bunu nasıl yaptığını ben de bilmiyorum. Çünkü çok zor. Bir kere medyanın dili çok hoylak gibi. Aslında hiçbir sansasyon yokken mış gibi de olabiliyor. Sadece çalıştım ve sevdiğim işi yapmaya devam ettim. Ben önce yalnızca güzel kadın olmak istemedim. O yüzden çok okudum, çok uğraştım. Çok film izledim, çok uzaklandım falan gibi bir şey demiştim bir yerde. Sadece güzel olarak anılmak istemiyorum diye bir başlık çıktı mesela. Söylediğim şey başka bir şeydi benim. Kendimize yatırım yapmalıyız. Bir şekilde donanımlarımızı çoğaltmalıyız vesaire gibi bir şey demek istemiştim. Ama işte o tıkanmayacağı için buna tepki verdi ama benim takipçilerim mesela. Benim özellikle beni takip eden insanlar. Çok hoşuma gitti. Yani orada biraz var. Evet, biz küçük küçük farkındalık
yaratmaya başladığımızda insanlar o cinsiyetçiliği ayırt etmeye başlıyor. İçeride bir şey söylediniz. Dediniz ki hani kadın oyuncular özellikle birbirini kıskanan ve işte setlerini basan birbirlerinin arasında bir çekişme olduğu yansıyan erkek oyuncuların arasında yokmuş. Evet, gerçekten doğru bir şey. Neden böyle düşünüyorsunuz? Öyle değil aslında işte. Yani yansıtılmaya çalışılan o oluyor genelde. İşte bazen evet biliyorum hani herkes işini yapıyor, bazen manşet olmuyor ve oraya bir manşet atmak gerekiyor, anlıyorum. Ama hep bunun bir şekilde kadın davranışları üzerinden olması ve asparagas olması beni çok rahatsız ediyor. Hiçbir erkek. Evet, Hazal Kaya'nın açıklamaları böyle. Medyanın diliyle ilgili konuşuyor ki çoğu yerde de doğru şeyler söylüyor haklı. Hazal. Yani evet. Aslında hep kadının üstünden. Erkek. Kadının resimleri büyük çıkıyor. Evet. İşte değil mi? Yani kadının üzerine bütün haberler. Evet. Hani hiç erkek üzerine bir haber yok yani. Evet, bak bir kadın haberine daha gidelim mesela. Gidelim. Deniz Yeliz haberi. Deniz Akkaya ile Yeliz Yeşilmeyen 55. yaşına giren eşi Ali Uğur Akbaş'ı atletli fotoğraflarıyla başladı tartışma. Ve hala da devam ediyor. Bir görelim ne oluyor o cephede. Yeliz Yeşilmen geçtiğimiz ay 55. yaşına giren eşi Ali Uğur Akbaş'a doğum günü sürprizi yaptı ve eşinin yatakta kahvaltı yaptığı fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta Ali Bey'in atletli hali sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeşilmen'in paylaştığı fotoğrafı eski manken Deniz Akkaya tiye alarak sosyal medyada yayınca deyim yerindeyse ortalık karıştı. Yeliz Yeşilmen ise eşiyle dalga geçtiğini iddia ettiği Deniz Akkaya'ya yine sosyal medya üzerinden bol göndermeli bir yazı paylaştı. Yeşilmen, biz doğal Türk insanıyız, atletli fotoğrafla dalga geçenler dönsün nokta noktayla gülsün demişti. Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş ise polemiği bol ortamı sözleriyle daha da germişti. Akbaş, Deniz Akkaya için bitmiş, boş bir insan demişti. Deniz Akkaya yine bizden bahsetmiş dedim. Tam yorumunu alamadım. Sosyolojik bir problem demiş bizim için. Ne diyorsun? Deniz Akkaya ya. Boş adına bir kadın. Gereksiz bir mevzuyla ilgili yani. Bir insanın atletli olması kadar evinde daha doğal bir hadise var. Her şeyine bitmiş bir insan yani baktığın zaman. Zakkaya mı? Bunda olacak yani. Hayatım. Baktığın zaman. Şey, yani ben de bir yani bayağı kızdım ben. Yani çok gereksiz, lüzumsuz bir konu yaptı. Deniz Akkaya tam bir ay sonra bu polemikle ilgili ilk kez katıldığı bir televizyon programında konuştu. Deniz Akkaya'nın söylediği her söze Yeliz Yeşilmen'in de bir cevabı vardı. İsterseniz gelin duymayan kalmasın editörlerinin sıkı bir düelloya çevirdiği bu konuşmaları karşılıklı hale getirelim ve tartışmanın nereden nereye geldiğine bakalım. Yanlış algılayıp, yanlış süzgeçten geçirip olayı büyük bir yere götüren bu karı koca da olayın içine bir de sözde siyasetçi, yani halkın sevgisini kazanmaya çalışan bir şahıs bu. Bir, benim kocam sözde siyasetçi değil, çocukluğundan beri siyasi ideolojinin peşinde gitmiş, çok saygıdeğer biri. Kadına hakaretle cevap vererek bana hakaret etti. Öyle mi? Ben şunu söyleyeyim bakın. Ben kadın olsam, benim kocam başka kadına böyle hakaret etse suratına bakmam. Ayrıca ben eşime hakaret falan ettirmedim sana karşı. Bana hakaret ettirdi. Ben böyle bir şey yapan bir adam olsam yüzüne bakmam gibi şeyler söyledi. Ben böyle bir şey hakaret ettirmedim. Hiç böyle şeylerle harcayacak vaktim de yok. Eğer senin hayatındaki insana senin saygın varsa zaten biz bunu görürüz. Ben buradaki olayı zaten paylaşım sadece ben değil ve benim aldığım sayfa değil, yüzlerce binlerce kişi paylaşmış bu fotoğrafı. Artık ben timeline'da gördüğüm için arkadaşımın sayfasından aldım. Ben eşime çırılçıplak bir şekilde koymadım. Türk erkeğinin milli üniformasıdır atlet. Çok sempatik geldi herkese. Eğer sen o sayfada o yazıyı paylaşmasaydın kimse bunu konu etmeyecekti. Sen dalga geçer şekilde bir de müstehcen şeyler yazarak paylaştığın için konu edildi. Ama buradaki en önemli konu tartışmada asalete çok inanırım. Ve asaletle
tartışmayan insanlar benim için üzeri çizilmiş insanlardır. Ama eğitim seviyesine, insanlığa, ahlaka gelirse herkesin dönüp kendi özel hayatına bakması, geçmişine bakması gerektiğini düşünüyorum. Birazcık espri kaldırabilmek, espri yeteneğinizin olması sizin zeki olduğunuzu gösterir. Ama hemen hakarete başvurmak sizin sığ seviyelerde, sığ denizlerde yüzünüzü gösterir. Ben buradan çıkarılacak aslında çok çok sosyolojik dersler olduğunu söyledim. Onun üzerine bu hanımefendi artık kelime dağarcığı yetmediği yerde kocasının hakaretini olayın içine soktu. Bana sığ dedi. Hani sığ olmak ne demek? Onun aklındaki sığ nedir bilmiyorum. Ben anlayamadım sevgili Deniz Akkaya. Allah'a çok şükür sığ değilim. Sen de çok böyle derinlerde boğulma. Yani kulaçını yanlış atarsın. Ciddi anlamda bir bakarsın ki gitmişsin ortalık yerde boğulmuşsun. Kocan siyasetçi. Sen siyasete aday gösterilmiş bir eşine, adayını ya daha doğrusu siyasetçi adayını bir kere böyle uygunsuz çok fotoğrafla ya, yani bakın şimdi uygunsuz bu göstermemek için işte Atatürk'ün atletli fotoğrafını koyarak buradan kurtaramazsınız. İki, uygunsuz fotoğraf olayına gelince bence arşive bir bakmak gerekir ki uygunsuz fotoğraflar nelerdir sevgili Deniz Hanım. Entelektüel olmak, her şeyle dalga geçmek, herkesi aşağılamaksa ben entelektüel de değilim. Allah'a çok şükür geldiğim aileme, zekama, kendime güveniyorum. Ben sana söyleyeyim, Yeliz, bak gerçekten bunu çok kalben söylüyorum. Kesinlikle sitcom falan olursa olması gereken ve üzerine rol yazılması gereken bir kız. Ya konuşma tarzı üstü, şimdi dinliyorum ya, yüzüme sonra bir bakıyorum kendime böyle gülüyorum yani. Şimdi atlet bizim Türk erkeğinin üniformasıdır demiş. Diyor. Yani... atlet hakikaten bizim bütün bu değil mi şey vardı ki Arap kadri mi vardı? Ne? Evet, atletle çizilirdi falan. Gerçekten bir atletimiz vardır bizim. Ama hani yatakta olunca herkesin öyle bir tepkisini aldı tabii. Almadı değil yani. Yeliz'in her şeye laf yetiştirmesine bayıldı. Evet. Ne dersen de mesela illa söyleyecek bir yanıtı var. Deniz'in eleştirilerine de yani, sosyal medyadaki tartışmalara da aynı şeyleri söyledi. Ama burada tabii ki Ali Bey'in, Ali Uğrakbaş'ın atleti mesele değil. Atlet de olur. Neyle geziyorsa gelir. Kimle karışır? Eleştirilmesi yani de mesele değil. Çünkü eleştirebilinir ve aslında bunun üzerinden mizah da yapılabilir. Bak bu evet, da aslında insanı aşağılayıcı bir durum teşkil etmiyor. Çünkü çok alışılığa gelmiş de bir fotoğraf değil atletli de olsa Türk erkeği. Hani kaç tane kadın eleştirilen kocasını atletli yatakta ya konuşulan ne biliyor musun? Neden kardeşim her şeyin fotoğrafı şu sosyal medyaya yükleniyor? Bak şimdi birazdan Alişan'ı da göreceğiz. Ama şimdi ona da Ece Erken yüklemiş değil mi arkadaşlar şeye? Hastanedeler kan alınıyor, kan veriliyor, bilmem ne oluyor, şu oluyor falan canlı yayın yapıyorlar. Yahu ne oluyoruz? Niye? Adamın babası ölüm döşeğinde video canlı yayın çekiyor. Şey yapıyor. Annesi ölmüş, annem öldü diye fotoğraf çekiyor. Yok artık. Ya var, hepsi çıktı bunların. Şimdi kaybettim diye selfie çekiyor anne. Yok artık. Yoğun bakım. Evet. Şimdi artık kontrolü kaybetmiş vaziyette şey bu sosyal medya. O yüzden Yeliz'in de tabii ki bu fotoğraf istediği atletle yatağında oturuyor. Burada eleştiririm. Yani bunu bu kadar özel hayatımızı göz önüne sermenin ne anlamı var? Aslında orada Yeliz'in görmediği, aslında normal olarak gördüğünü düşündüğü bir şey var. Çok güzel bir kahvaltı tepsisi hazırlamış. Aslında o güllü müllü kocasına hizmet ettiğini gösteren bir şey aslında. Ali Bey atletli olmasa hiç Ali problem Bey yok. Atletli olmuş olmasaydı bunu konuşuyor olmayacaktı. Yani Yeliz'in hazırladığı kahvaltı tepsisi konuşuyor. Aynen, ne güzelce kocasına jest yapmış. Tabii Yeliz de kendine göre aslında tanıdıktan sonra daha çok iyi anlıyorum onu da. Natür davranan bir kız ama işte o atlet çok kabul görmedi. Şimdi o kabul etmeyenlerden bir tanesi de Deniz Akkaya. Sadece eleştirim şuna. Eşi Deniz için bitmiş, okey mi dönüyordu? Aynen, bir şey. Bitmiş dönüyor falan. Bu güzel falan bir şey evet değil. Bir erkek ince ruhtan işte kadın yatağına kadar tepsi getirmiş, kahvaltı tepsisini. Kadına davranış biçimi güzel olan bir adam ki karısı da bunları yapıyor ona. Şimdi gerçekten bir başka kadına üslubunda evet, ne olursa olsun dalga bile geçtiğini varsayalım.
eleştirmiş Deniz. Orada bitmiş falan demesi gerçekten doğru değil. Onu Deniz de onu eleştiriyor zaten. Evet, benim diyor kocam değil. Diyor başka bir kadına bunu yapmış olsa. Onu ayıpladım. Evet. Ona bir de şöyle her eleştirdiğiniz noktada muhakkak cevap vermek durumunda da değiliz. Çünkü bu çok önemli bir mevzu değil, değil mi? Yani onlara bunu Yeliz'e söylüyorsun. Evet. doğru söylüyorsun. Yeliz'e söylüyorum. Aynen. Çünkü Yeliz bir şey olduğunda hemen cep telefonu açıyor. Bir de böyle yukarıya baka baka anlata. Yani çok, o yüzden çok ciddiye almamak da gerekiyor her şeyi diye düşünüyorum. Peki bakalım Alişan'la Ece Erken'e, onlar da bak mesela şimdi demin anlattığım mesele. Alişan ameliyat olacakmış. Evet. Ameliyat öncesinde ama kan alma. Ama önemli bir ameliyat olacak. Evet. Aha. 41 yaşındaki Türkücü'nün ses tellerine bir kist olduğu ortaya çıkmış. Bu sabah mı ameliyat Türkücü oldu? Türkücü arkadaşım ha? Evet, olmuş. 10 gün konuşamayacak. Bakma. İstersen bana da yaptıralım. Alişan doktor adını söyle, geçmiş olsun. Evet. Şey bak burada. Ameliyata girmeden önce biraz konuş bari aşkım, 10 gün konuşamayacaksın. Buse çekiyor, Buse var ol. Ses tellerinde kist var. Evet. Nodül değil ama. Kist varmış ve bu sabah ameliyat oldu ses tellerinden. Kisti aldırdı. Bir süre, bir hafta kadar konuşamayacakmış Alişan. Yok, sahnelerden de uzak kalacak. Ay, aslında önemli bir evet. Şey bu. O kadar da öyle hafif olmuş değil ama Allah'tan öyle. Bir takım merasimi yapıyoruz. Değil. Ameliyattan önce bir takım merasimi. Çok geçmiş olsun. Aynen, bak dolar takıyorlar. Ameliyattan önce böyle bir merasim var. Ameliyattan önce de böyle bir merasim olduğunu öğrenmiş. Bunların konulması çok anormal bir şey değil ya. Konulur yani, hastanedesin. Ama ameliyatta konuşamayacak. Evet, bu da ameliyattan çıktıktan sonraki. İyisin. Bak konuşamıyor. Ay canım. Geçmiş olsun. İyi misin aşkım? Fena değil. Evet. Son zamanlarda şarkı söylemekte sıkıntı çekiyordum. Dedim ki illa olmak zorunda mıydım? Olmak zorunda. Nodül mü bu dedim. Hayır, nodül değil. Kist varmış resmen yani çocuğun ve şarkıları da tam söyleyemiyor. Şimdi artık ameliyattan bir gün önce de son işte Kıbrıs'taydılar. Kıbrıs'ta sahneye çıkmış böyle danslar vardı. Buradan geldikten sonra da demin görüntülerini izlediğimiz ameliyatı gerçekleştirdi doktoru. Alişan'ın ses tellerindeki. Evet. Yakın bir kız biliyor musun? Aileye falan da. Tarzına da yakın bir kız. Yani Alişan'ın annesi orada. Evet. Buse orada. Bak videoları çekiyor. Sahnede Alişan. Buse'yi seviyoruz. Evet. Seviyoruz. Kınaları var zaten değil mi? Yakında kına geceleri var. Ben gideceğim. Oradan da haberleri size aktarırım. Evet. Haydi bakalım. Bu arada Ali Sunal da evleniyormuş. Evleniyor. Verdik ya böyle kaç defa. Hayır yani şu aynı otelde evleniyorlar. Maçka'daki. Seyre başlayan yakında. Yani bu da Alişan'ın kız arkadaşı işte Kıbrıs'ta oyun oynuyor. Alişan pinti değil miydi falan filan diye yorumlar yapılıyor. gitmişler öyle bir hem tatil hem eğlence hem sahne biraz bir şey yapmışlar. Stres atmışlar diyorsun. İyi bakalım evlilik öncesi. Evi de dekorasyonu da tamamlamışlar. Evet. Evde her şey de hazır. Kazası belası inşallah mutlu sona gidecekler onlardan. Gidecekler peki. Bu arada programın sonuna geldik. Programın sonuna geldik. Ne var dediniz Ece Seçkin'e? Bir de son dakika ver bakalım ne görüntüsü. Hırsızlar çıkarken görüntülemişler. Ece Seçkin hala İstanbul Emniyeti'nde. Bir görelim. Biliyorlar. Evet, eve giren hırsızlar, Ece Seçkin annesi. Yine evine giren hırsızlar, emniyette götürülürken. Kadın Ece da Seçkin var ya. He? Kadın da var. Kadın da var, tabii. Aynen, bir çete bunlar. Kadın da var işlerinde. Götürülürken, emniyetten götürülürken Ece Seçkin de böyle izlemiş. Son dakika, az önce gerçekleşen görüntülerdi bunlar. Peki, bu akşam evet. Söz akşamı, pazartesi saat 20'de Söz var. Onu da hatırlatalım. Pazartesi günleri fenomen dizisi. Yine heyecanlı bir bölümün ekranlara gelecek diyelim ve veda edelim. Edelim. Yarın görüşmek üzere sevgili seyirciler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Efendim. Seni çok sevdiğimi söylemiştim değil mi? Evet. Ben de sana karşı boş değilim. Gözümün içine baka baka bana yalan söyledin. Bahar, üzülmeni istemedim. Bilmemen gerekiyordu. Böylesi daha mı iyi benim için? Çok üzgünüm Bahar. Bak, gel. Şş. Sakın yaklaşma bana. Tamam yeter. Bu kadar gidiyorum ben. Hayır, hiçbir yere gidemezsin. Sen her şeyi biliyorsun ve bana anlatacaksın. Bahar, çekil önümden. Çekilmiyorum. Sen her şeyi biliyorsun, bana anlatacaksın. Babamı kim öldürdü, bana anlatacaksın.
Bilmek istemezsin, çık önümden. Bilmek istiyorum her şeyi, bilmek istiyorum. Thank you.